Merhaba arkadaşlar, materyal tasarım dersi kapsamında yer alan bölüm 9'a devam ediyoruz. Yeni bir eğitim teknolojisi yani ders yönetim sistemlerinden bahsedeceğiz bugün. İçerine baktığımızda e-öğretim nedir? E-öğrenmeye değerli kılan etmenler nelerdir? DYS nedir ve çeşitleri nelerdir? Ve en son olarak Moodle üzerinde duracağız. İlk olarak e-öğretim nedir? Aslında günümüz teknolojisinin eğitim alanında kullanımının bütününe elektronik öğrenme denir. Yani bu da e-öğretime denk gelir arkadaşlar. Genel olarak uzaktan eğitim çatısı altında yer alan birçok eğitim teknolojisi ya da ortamdan yararlanılan e-öğrenme uygulamaları dünya genelinde hızla yaygınlaşmaktadır. Bunu bize internet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden olanak sağlamakta, bireyin kendi kendine öğrenme hızında öğrenmesiyle gerçekleşen bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan eş zamanlı ya da eş zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen sosyoekonomik statü engellerini ortadan kaldıran bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanı sağlayan bir öğrenimdir e-öğretim. Yani daha basit bir şekliyle her yerde, her zaman, her şeyle internet ve internet teknoloji kullanarak eğitmen ve öğrenci farklı fiziksel ortamlarda olduğu bir eğitim tekniği olarak da nitelendirebiliriz. E-öğretimin avantajlarına baktığımızda ilk olarak en fazla kitleye erişim sağlamaktadır. Yani 30 kişilik bir sınıftan 300 kişilik bir sınıfa hitap etme şansınız oluyor. Öğretim sürecinde fiziksel uzaklık boyutunda ortadan kaldırılır. Maliyetler düşürülür. Fiziksel sorunu olan ya da gelememeyebilen, derslere katılamayabilen öğrenciler için bir alternatiftir. Öğretim verilmesi düşünen hedef kitleye daha hızlı erişilebilir. Öğretim sürecini hızlandırır, çabuklaştırır. Klasik sınıf ortamının getirebileceği psikolojik baskılardan sıyrılarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissedeceği bir ortamda ders işleme, dinleme seçeneği vardır. Ev ortamında olabilir bu, herhangi bir dinlenme ortamında olabilir ve bu şekilde derslerine katılma imkanı sağlanabilir. Diğer bir avantajlarımız ise öğrenme olayını hızlandırır. Öğrencileri öğrenme sürecinden daha fazla aktif hale getirir. Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini artırır. Farklı yerlerde bulunan konu uzmanları gerçek zamanda erişim sağlar. Öğretim ortam ve metotlarında esneklik sağlar. Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesini sağlayarak üretkenliğinin artmasına yardımcı olur. Öğrencinin öğretim masraflarını oldukça azaltır. Öğrencilerin derslere erişimini de kolaylaştırır bu şekilde. Diğer bir avantajlarımıza baktığımızda ise öğrencilerin bilgiye erişimini hem hızlandırır hem de kolaylaştırır. Çünkü bulunduğu ortamda istediği bilgiye ulaşma şansı var. Öğretim materyallerinin dağıtımı hızlandırılır. Eğitim zamanını kısaltır. Öğrenci merkezlidir. Yani herkes kendi hızında öğrenebilir. Kontrollü eğitim yapılır. Zaman ve mekandan bağımsızdır. Öğrenim materyalleri hızla değişen koşullara göre güncellenebilmektedir kısa bir süre içerisinde. Ayrıca raporlama ve istatistikle bilgilere ulaşmak mümkün kılınır. Standartlara uygun eğitim içerikleri, aynı standartta eğitim bilgisi, eşit düzeyde bilgi paylaşımı sunar. Yani 300 kişilik bir kişiye eşit imkanlar tanınmaktadır arkadaşlar. Verilen bilgi eşit ve aynı şekilde aktarılmaktadır. E-öğrenmeye değerli kılan etmenlere baktığımızda bunlar 3 tanedir arkadaşlar. Birincisi anında geriye dönüt yaparak pratik yapma şansı tanır öğrencilere. İkincisi bireysel çalışmada işbirliğini sağlar. Üçüncüsü öğrencilerin uzmanlık düzeyini artırdığı için benzerinin programların kullanılmasına olanak sağlar. Ders yönetim sistemleri yani DYS, İngilizce literatürde Learning Management System olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yazılım paketleri bazen uzaktan eğitim yani Distance Learning System ya da sanal öğrenme ortamları Virtual Learning Environments olarak da adlandırılmaktadır. DYS'ler sayesinde eğitimcinin ve öğrencilerin aynı fiziksel ortamda bulunma zorunluluğu tamamen ortadan kalkmıştır. Evden, iş yerinden, internet kafeden yani bilgisayar ve internetin olduğu her yerden derslere katılım mümkündür. Her birey kendi öğrenme hızında eğitim alma şansına sahip olur. Eğitim kuruluna gidebilmek için harcanan ulaşım ücreti veya farklı ülkelerde eğitim alınacaksa ev kirası ve benzeri için bütçe gerektiren uzaktan eğitimde bu tür harcamalar
tümü ortadan kalkmaktadır. Yani inanılmaz bir derecede avantaj sağlamaktadır aslında ESL'ler sayesinde.